Gördüğümüz kubbeli kısım Bayezid Camii'nin Darül Kurra'sıdır. Darül Kurra bugünkü hafızlık okulu demektir. Hafız yetiştiriliyor. Dar ev, kurra, kari okuyanlar. Biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi Selahaddin camileri sadece camiden ibaret değildir. Külliyedir. Yani caminin etrafında mektep vardır, medrese vardır, şifahane vardır, yemek verilen imarethane vardır, muvakkithane vardır. Ne demek muvakkithane? Vakitleri belirleyen müezzin, namaz vakitleri. Şimdiki gibi değildi ki, saatte bir şey yok. Ona göre, güneşe göre, güneşin gölgesine göre vakitleri ayarlayacak. Zaten adından da belli, vakitçi. Onun oturduğu böyle şu türbe büyüklüğünde, türbeden daha küçük odacıklı odalar vardı. İşte o binaya da muvakkithane, yani muvakkitin evi denildi. Orası Darül Kurra. İşte başka kervansarayı vardır. Efendim işte külliye ya, bir daha söyleyelim. Kervansarayı, kütüphanesi, muvakkithanesi, imarethanesi ve hamamı vardır. Biraz sonra Beyazıt Hamamı'nı da göreceğiz. Çünkü Müslümanlık temizlik değildir. Hamam olmadan hiçbir caminin yanında olmazlık söz konusu değil. Bunların tümüne birden ne diyoruz? Külliye. Külliye. Şimdi kompleks diyorlar. Ben de öyle bir kompleks olmadığım için o kelimeyi kullanmıyorum. Efendim, çünkü külliye musikisi olan bir kelime. Değil mi? Doğru. Şimdi üniversitenin kenarına kompleks de demiyorlar. Unuttular. Şimdi yerleşke diyorlar. Yerleşke. Anlasında da bir kompleks karışık demek. Evet. Yerleşke. Yani maalesef yerleşti. Ne kadar berbat bir yerleşke. Keşke olmasaydı. Konuşlandı gibi bir şey. Konuşlandı. Yerleşti. Evet. Efendim bak, mevzilendi, ne kadar güzel. Dilimizi solcular değil sağcılar bozdu. Bu da benim tezimdir. İşte ise bir kısmı. Hadi insaflı davranalım. Bunların teker teker isimlerini de biliyorum. Fitneye sebep olmaması için söylemiyorum. Ama siz güzel Türkçeyi tercih ediniz. Yahya Kemal'in Türkçesi, Necip Fazıl'ın Türkçesi, Cemiller için Türkçesi, Mehmet Akif'in Türkçesi, Huzuri'nin Türkçesi, Cahit Sıtkı'nın Türkçesidir bizim Türkçemiz. Yani buna kısaca İstanbul Türkçesi diyoruz. Efendim, öbürüne de rahmetli Necip Fazıl ne derdi? O kastettiğim Türkçe'ye ne derdi? Mide gurultusu. Türkçe değil, mide gurultusu. Evet, şimdi sahaflar sahasını. Yakın zamanlara kadar, yani 3-4 sene öncesine kadar Hakkı Tarık Us Kütüphanesi'ydi. Hakkı Tarık Us, 30'lu 40'lı yıllarda yaşamış meşhur bir gazetecimiz ve kütüphaneci. Çok zengin bir koleksiyonu vardı. Bütün süreli yayınlar buradaydı. Türkiye'de çıkan bütün dergiler ve gazeteler buradaydı. En zengin süreli yayınlar kütüphanesiydi. Şimdi oradan o malzemeler alındı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne konuldu. Şimdi İstanbul, zannedersem İstanbul Müftülüğü'ne bağlı, yine böyle hafız yetiştiren bir müessese olarak işlevini devam ettiriyor. Ama aslı Darül Kurra'dır. Efendim, ve her Selahaddin Camisi'nde Darül Kurra yoktur. Burada oluşunun da başka bir sebebi var. O da önemli. Hocam şöyle de bir tevafuk olmuş o zaman. Şimdi Darül Kurra ise Reis'in Kurra da aynı zamanda onun bahçesinde yatıyor. Eyvallah. Başka zannedersem diğer bildiklerimizin pek çok böyle bir yerde yatmıyorlar. Yok, evet. O da dünyada böyle şey bir iş yok yani, plansız, programsız. Her şey dengi dengini buluyor. Reis'in Kurra anlamında. Okturan okurken gök kubbe denilir bile. Herkes okuyor. Hocam, Cuma günü bizim şimdi şu an Reis'in Kurra'dan dinlediğim şeyi nakledeyim madem yeri geldi. Evet. Abdurrahman Gürses Hoca o zaman riyasetteymiş. Hı hı. Bir mevzu oldu dedi Nusretiye'nin imamı, o da emekli. Kuruğunu evvel ve ahir diye bir tabir geçiyor dedi, fıkıhta dedi. Hocam dedim dedi, acaba kim, bana dedi ki diyor, kimler dedi, hangi devre kadar, nerede yani değişiyor dedi. Ben bilmiyorum dedim diyor.
Ben de bilmiyorum dedim demiş Abdurrahman Efendi. Ertesi günde diyor cuma diyor ben namaz kıldıracağım camide diyor. Çok soğuk karlı bir kış günüydü diyor. Yani çok uzaktan ta Haseki'den şeyden Maltepe'nin oralardan araştırmış bakmış ve bir vasıta bularak gelmiş cumada gelmiş. Bana diyor şu 3. asırda 4. asra kadar diyor Peygamber Efendimiz'den sonra 4. asra kadar ki işte evvel ricali evvel sonra ricali ahir diye öyle geçiyor dedi. Yani onu incelemiş. Evet. Asırlar daha doğrusu çoğulu. Fıkıhtaki tabiri itibariyle evet. Kim nerede şey yapıyor diye onu diyor. Sadece bunu nakletmek için o karda kışta bir gün sonra geldi diyor. Hocam ben gelirdim dedim falan diyor ama gene de olsun ya, dedi. Doğrudur. Vazifesine o kadar bağlıydı. Şimdikiler gibi kendimden misal vereyim kimse gücenmesin. Şimdikiler gibi tembel değildi. O ileri yaşına rağmen yerde bir hizmet mi var? Bir talebemi okutulacak. Kar, kır, sol, hiçbir mazeret dinlemez. Anında ve zamanında orada bulunur idi. Öyle oldukları için böyle oldular. Evet. 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 Buyurun.